Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günü gördüğünüz üzere sert satışlarla kapanış yaptık ve bu kapanışla beraber aslında endeksler arasındaki o bahsettiğim uyumsuzluk artmaya başladı. Yani özetlersem iki tane uyumsuzluktan bahsediyorum. Dow Jones ve S&P tarafında ayrı bir resim görüyoruz. Nasdaq tarafında biraz daha farklı bir resimle karşı karşıyayız. Görüyorsunuz burada önceki dip kırılmıştı. Ardından yeni tepe yapılmadı. Ama Nasdaq tarafına baktığımızda dibin kırılmadığını, yeni bir tepenin de yapıldığını gördük. Dolayısıyla bu biraz daha orta vadeli diyebileceğimiz bir uyumsuzluk. Daha kısa vadeli uyumsuzluk neydi? Şu son birkaç haftalık harekete baktığımızda Nasdaq önceki tepesinin de üzerine çıkmayı başarırken S&P tarafında bu hareketin onaylanmadığını gördük. Yani kısa vadeli bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Şimdi Cuma günkü kapanışla beraber S&P'nin 200 günlük ortalamasının da altına indiğini görüyoruz. Çok ufak bir kapanış, çok büyük bir fark yok ortalamayla kapanış arasında ama altına kaydığını görebiliyoruz. Tabii burada Dow Jones tarafına baktığımızda daha net bir zayıflık var. Daha uzun süredir altında kapanış yapıyor. Dolayısıyla da bu açıdan baktığımızda aslında Dow Jones biraz daha öncü bir zayıflık içinde. S&P ayak uydurmaya başladı. Nasdaq tarafının ise bu zayıflıktan veya genel trendten daha farklı bir noktada olduğunu görüyorsunuz. Ama tabii şuradaki trendin de kırılma ihtimali giderek artıyor eğer bu satışlar biraz daha devam ederse. Şimdi Facebook tarafında da tabii önemli gelişmeler var biliyorsunuz. Bazı şirketler ki önemli şirketlerin ardı ardına reklam verme kararlarını değiştirmeye başladıklarını görüyoruz. Facebook elbette bu rally'nin önemli taşıyıcı kolonlarından bir tanesi. Dolayısıyla zaten kolon sayısı az, 5-6 tane var. Bunlardan bir tanesinin bu netlikte satış yiyor olması da çok iyi bir işaret değil. Yine Cuma günü Covid tarafından çok bahsetmiyorum. Çünkü hani o tarafın nasıl gelişeceğine dair benim bir fikrim yok. Ama tabii vakaların artıyor olması negatif. Ama Cuma gününün diğer bir önemli dinamiği de bahsettiğim gibi Fed'in bankalarla ilgili aldığı karardı. Temettüyle ilgili ve yaptığı testte bazı bankaların hala zayıf çıkıyor olması gibi noktalarda satış getirmiş durumda. Zaten bankacılık görüyorsunuz Fed toplantısından sonra çok fazla kendine gelememişti. Pardon. Şu anda Fed'in aldığı kararla da beraber aşağı hareketini sürdürüyor ki muhtemelen 70'lerinde altına doğru inecektir. Bankacılık sektörünün olmadığı bir rally'nin çok da sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla kısa vadede baktığımızda genel resim biraz negatife doğru dönmeye başladı. 2950 seviyesi Amerika'da S&P'de önemli, altına kaymamız durumunda işlerin biraz daha kötüleştiğini söylemek mümkün olur. Cuma günü bu arada gelen verilerde de önemli detaylar var. Görüyorsunuz enflasyon tarafı biraz beklentinin üzerinde kalmayı başardı. Burada da tüketim tarafında yine sert bir inişten sonra toparlanma görüyoruz. Şurada da bir zayıflama görüyoruz. Şimdi önemli bir nokta var burada üzerinde tartışmakta fayda gördüğüm. Şurada görüyorsunuz kamunun verdiği aslında destek diyebiliriz. Şimdi genel olarak piyasanın tartışması hep aynı. İşte Fed para basıyor. Tabii Fed'in yaptıklarının bankacılık sektörünün bilançosunu büyütmediğini, sadece kompozisyonunu değiştirdiğini defalarca söyledim. Bunun üzerine fazla gitmeyeceğim. Para basılan kısım, yani bilançonun değiştiği kısım, bilançoya eklenen kısım aslında kamu tarafından geliyor. İşte burada transfer harcamalarını, ödemelerini görüyorsunuz. Bakın 2008'deki transfer harcamalarının desteğinin büyüklüğüne şimdi 2020'deki desteğin büyüklüğüne. Dolayısıyla bu çok önemli bir fark. Bunun başka bir noktasını göstereyim.
Buradaki fazla rezervlere bakalım. Bakın fazla rezervlerde artışın o dönemde yani 2009 kriziyle beraber gelen artışın büyüklüğüne bakın. Aşağı yukarı 37 milyar dolardan 2,7 milyar dolara çıkmış 2008 döneminde. Kişilere olan transfere bakın. Çok ufak bir zıplama görmüştünüz. Şimdi 1,5'tan 3'e çıkmış. Yani aşağı yukarı 2 katı buradaki büyümeyi düşünün. Marjinal faydasını, etkisini düşünün. Şimdi şununla karşılaştırın. Bir de tekrar geriye gidip az önce gösterdiğim tabloyu düşünün. Burada bilançosu büyümüyor bankacılık sektörünün. Sadece bir asset swap'ı var. Diğerinde bilanço etkileniyor. Dolayısıyla enflasyon konusundan bahsediyorsanız Fed'in buradaki hareketinden değil, orada az önce gösterdiğim transfer harcamalarından bahsetmemiz lazım. Çünkü o para bir noktada harcamaya dönerse eğer o zaman çok ciddi bir hareket görebiliriz. Dönecek mi? Onu da tartışırız ama işsizlik bu kadar yüksekken, belirsizlik, hastalık bu kadar yüksekken bir seçim arifesinde çok fazla dönmeyebilir. Bu arada burada da hemen iki noktadan bahsetmek isterim. Bunu sunumlarımda da anlatıyorum ama videoda da bahsetmekte fayda var. Tasarruf oranındaki iki trendten söz etmemiz gerekiyor. Birincisi tabii şu çok bozduğu için tabloyu isterseniz şu tarihi 01 yapayım biraz daha net görelim. Bakın 1975'lerden 2002'lere doğru gelen bir tasarruf oranında düşüş var. Yani 18'lerden 2,2'ye geliyoruz. Ama önce bu krizle beraber dotcom krizi, ardından konut kriziyle beraber tasarruf oranının artık yükselen bir trende girdiğini görüyoruz. Yani 2,2'den 8'lere doğru gelmiş bu krizden önce. Burada önemli olan şey ne? Krizden önce, kriz işte her şeyi değiştirdi falan filan diyoruz ama pek çok ekonomik göstergeye bakarsanız krizden önce var olan trendi kuvvetlendirdiğini göreceksiniz. Dolayısıyla burada da resim aynı. Evet çok hızlı bir zıplama oldu ama zaten öncesinde tüketim yukarıya doğru gidiyordu. Bu da aslında deflasyonist gelişmelerden bir tanesi. Bunun ne kadar aşağı geleceği önemli olacak ama söylediğim gibi Fed tarafına takılmayın. Kamunun yaptıkları, kamunun harcadığı, kamunun altyapı harcamalarında şirketlere ne kadar para aktaracağı, daha doğrusu talebi ne kadar arttıracağı gibi dinamikler aslında talep enflasyonu açısından önemli olacak. Çok da fazla tartışmak istemiyorum çünkü zaten insanların kafasında yerleşmiş fikirler var, değiştiremezsiniz. Şimdi Asya tarafı Amerika'dan devraldığı satışı sürdürüyor ama Japonya tarafı biraz daha kuvvetli görüyorsunuz. Çin tarafı vesaire biraz daha iyi. Amerika'ya oranla daha iyi bir performans görüyoruz. Çünkü kısmen Covid tarafının da Asya tarafında daha iyi kontrol altına alındığını söylemek mümkün. Euro tarafında hemen gelelim. Euro tarafında da sıkışıklık devam ediyor. Aşağı yönlü bir kırılma yok. Yukarı tarafta da devamlı olarak trend çizgisinden geri dönüyoruz. Dolayısıyla çok fazla burada yeni bir şey söylemek mümkün değil. Pound tarafında tabii kamunun harcamalarını arttırmaya devam edeceği açıklaması geldi Boris Johnson'dan. Dolayısıyla onun getirdiği kısa vadeli bir destek var. Ama burada da çok önemli bir değişiklikten bahsetmek mümkün değil. Son olarak Japon yenine hemen bir bakalım. Japon yeni tarafında da gördüğünüz üzere 107'lerin üzerinde tutunmaya devam ediyoruz. Ancak şuradaki direnci de 50 günlük ortalamanın getirdiği direnç de aşılabilmiş değil ki aslında son birkaç aydır yani aşağı yukarı Nisan ayından bu yana çok kuvvetli bir direnç olarak kendisini gösterdi. Üzerine bir defa çıkmış olmamıza rağmen. Gelelim altın tarafına. Altının hareketi gerçekten etkileyici bir hareketti Cuma günü. Çünkü önce kuvvetli bir satış geldi. Şurada görüyorsunuz bizi yeniden 1750 eski direnci artık destek haline gelen seviyeyi test ettirdi ama kapanış itibariyle baktığınızda son derece kuvvetli bir kapanış yaptı. Dolayısıyla altın kendi başına son derece kuvvetli durduğunu göstermiş oldu. Ama buradaki
kuvvetli hareketin henüz her zaman söylediğim gibi gümüş ve altın hisseleri tarafından ve Japon yeni tarafından onaylanmadığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce şurada görüyorsunuz artık altın devamlı olarak yeni zirveler yapmaya başlamış durumda. 1, 2, 3, 4 ama aynı resmi, aynı performansı gümüş tarafında göremiyoruz. Daha alçalan dipler yapıyor kısa vadeli baktığımızda dolayısıyla altın gümüş oranında da istediğim performansı göremiyorum. Buradaki hala 19 seviyesi çok kritik görüyorum. 19 seviyesinin kırılmasıyla beraber gümüşte çok kuvvetli, altından daha kuvvetli bir rally başlayacaktır. Çünkü altının 1380 seviyesini kırmasıyla başlattığı hareket burada 19'lu seviyelerin, yani şurada gördüğünüz seviyelerin kırılmasıyla başlayacak ve altının gösterdiği performansı yakalamak için daha hızlı hareket edeceğini düşünüyorum. Ama şimdilik kısa vadede Japon yeni ve gümüş nedeniyle altın tarafındaki kısa vadeli rahatsızlığı hala devam ediyor. Petrol tarafına geçelim. Petrol tarafında da boşluğu doldurduktan sonra bir satışla karşı karşıyayız. Bu bizi nereye kadar getirebilir? Hemen şuradaki tabloyu açarsak görüyorsunuz önce 35'li seviyeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Şimdi burada bir haber vardı. Ses yazdık. Önemli bir iflas başvurusu. Aslında beklenmeyen bir gelişme değil. Zaten bilinen de bir gelişmeyi de görüyorsunuz. Bir iflas başvurusu söz konusu oldu. Şimdi bu kısa vadede ne anlama gelir onu bilmiyorum. Ama orta vadede baktığınızda tabii bu tip şirketlerin batıyor olması, ki Kaya Petrolü konusunu konuştuğumuzda en öne çıkan hisselerden bir tanesiydi bu. Arz tarafında çok büyük problemlerle karşı karşıya kalacağımız anlamına geliyor bence. Yani hissenin performansına bakın, 2007 krizi öncesindeki gelen seviyelere ve şu anda bulunduğu seviyelere. Dolayısıyla çok ciddi anlamda burada batıklar söz konusu ve bu emtia fiyatları, sadece petrol için konuşmuyorum, emtianın genelinde fiyatların yükselmesine neden olacak. Az önce tüketici tarafında enflasyonist olabilecek bir dinamikten bahsetmiştim. Kamunun aktarımlarından. Burada da aslında ham madde fiyatlarını arttırabilecek ama bu defa daha çirkin diyeyim tırnak içinde bir enflasyon baskısı ile karşı karşıya kalabiliriz. Arz tarafından gelecek olan. Tabii ikinci bir yine dinamik burada takip etmemiz gereken Çin'den çıkacak olan. Her zaman söylediğim gibi imalat zincirinin kalemleri daha pahalı üretim noktalarına gitmek zorunda kalacak. Optimal üretim bölgesinden çıkıp daha pahalı yerlere gidecek. Dolayısıyla o taraftan da bir arz kaynaklı enflasyonla karşı karşıya olabiliriz. Bu kısa vadede karşımıza çıkmayacaktır. Çünkü kısa vadede hala deflasyonist bir ortamdayız. Harcama yok, yatırım yok vesaire. Ama orta uzun vadede enflasyonun gelme ihtimalini gösteren kalemler bunlar. Dolayısıyla yakından takip edilmeli. Peki bu şeyle beraber, uyarıyla beraber bono piyasasına geçelim. Bono piyasasında bir hareket var mı? Hayır, bu tarafta bir hareket yok. Gerçi 2 yıllık tahvillere baktığımızda biraz daha rahatsız olduğunu görebiliyoruz. Biraz daha trendin kırılmaya başlaması söz konusu orada. Şunu kaldırabilirsem. Bakın 2 yıllıklar açısından baktığınızda aşağı baskı 10 yıllıklara oranla biraz daha artıyor. 10 yıllıklarda 0.55 seviyeleri önemli. Dolayısıyla bu tarafta hisse senedi piyasasında ciddi bir kırılma, yani 2950'nin altına doğru bir hareket gelirsek muhtemelen burada da önemli bir satış olacaktır. Peki enflasyon tarafında bir rahatsızlık var mı şu an için? Çok ciddi bir rahatsızlıktan bahsetmek mümkün değil. Tabii şuradaki toparlanma göz alıcı, çarpıcı bir toparlanma ama yukarıya doğru bir trend beklentisi
Henüz yok. Bu önemli. Bunu düzenli takip ediyorum. Çünkü bu taraftan gelecek olan bir değişim, altına yaklaşımın, hisse senedi, bono yaklaşımı vesaire hepsini etkileyeceğinden dolayı burasını göz altında tutmak gerekiyor. Ama şu an için piyasada bir enflasyonist portföy konumlanması henüz söz konusu değil gibi gözüküyor. Buradan da isterseniz Bitcoin tarafına geçip bitirelim. Bitcoin tarafında çok büyük bir hareket yok. 9.000 yüzler seviyesindeyiz. 50 günlük ortalamanın test edildiğini görüyoruz. Hafta sonunda biraz daha altına kaydık aslında. 8.900'leri gördük. Dolayısıyla şunu değiştirebilirsem. Görüyorsunuz 8.900'leri gördükten sonra hafif bir toparlanma geldi hafta sonu trading'de koyarsak ama buradaki zayıflık devam ediyor. Dolayısıyla şu an için kısa vadede önce 10.000 ardından 10.400, 10.300'lü seviyelerin aşıldığını görmeden Bitcoin'de yeniden yukarı bir hareket başladığını söylemek mümkün değil. İşte Fed bilançosunu büyütse de burada bir tepki gelmediğini görüyoruz. Daha önemlisi maalesef mi diyeyim, iyi mi diyeyim tam bilmiyorum. Ama S&P ile olan ilişkisi giderek kuvvetleniyor. Yeniden S&P düştüğü zaman Bitcoin'in düştüğünü vesaire görüyoruz. Daha çıktığı zaman da aynı performansı gösteremiyor ama hem kurumsal alımlar açısından bir yandan iyi ama bunun karşılığında satışlar da geliyor. Dolayısıyla şu anda S&P tarafında bir kırılma olacaksa burada da satış gelme ihtimali var. Onu da not etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii şu anda sıcak konu bu dünyada işte ara ara videolarda paylaştığım aslında DeFi'ler. DeFi'ların da üzerinde kurulduğu Ethereum aslında ama Ethereum tarafının da buradan çok fazla fiyat hareketi olarak faydalanmadığını görüyoruz. Dolayısıyla Ethereum trade'i de veya Ethereum pozisyonlarına da çok kısa vadeli olarak bakmamak lazım. Birazdan paylaşacağım. Balancer tarafında da bir hack ortaya çıktı. Dolayısıyla buradaki DeFi konusunda da henüz işlerin çok başındayız. Onu da unutmamak gerekir. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.